toplumda tamamen siyasete küsmüşlük görüyorum. Bunun sebebi de aslında 14 Mayıs seçim öncesi büyük beklentiler ama bu büyük beklentilerin sonucu beklentilerin karşılanmaması oldu. Halkımızda bu küsmüşlük var derken kimse şöyle anlamasın. Hani muhalefete oy veren, muhalefetten bir şey bekleyen seçmen adına söylemiyorum. Hükümete oy veren seçmende de aynı psikoloji hakim. Yani ben seçimde %52'ye 48 bir sonuç ortaya çıktı günün sonunda. Cumhurbaşkanlığı yarışından bahsediyorum. Bu yarışın neticesinde 48 siyasete küstü de 52 çok memnun değil. 52 oy verirken biraz böyle çaresizlik, biraz aman ona vermeyeyim de neyse burası alıştığımız yer gibi sahiplerle, psikolojilerle seçmen hareket etti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı o süreçte 52 puanı böyle toparlayabildi. Yoksa kendi adına karşısında bir daha geniş bir yelpaze olabilseydi, benim kanaatim toplum daha iyi kucaklanabilmiş olsaydı sonuç böyle olmayacaktı. Ve oradaki seçmen de aslında muhalefete bir sorumluluk yüklüyor. Yani bizi Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye mecbur bıraktınız. Biz ona oy verdik. O bize sözler verdi. İşte gençlere kredi verecekti, evlenme kredileri verecekti, ev hanımlarına maaş verecekti, emeklilere zam yapacaktı, bilmem ne yapacaktı falan derken bunların hiçbiri olmadı. Çünkü siz yapmadınız gibi bir psikoloji oluştu. Dolayısıyla toplumda acayip bir küsmüşlük var. Hatta ben bu seçim katılım oranının bile çok düşük seyredebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir duyarsızlık hakim. Ama buradan vatandaşımıza da şunu seslenmek görevim diye düşünüyorum. Siyasete kızabiliriz, siyasete küsebiliriz, siyasete darılabiliriz, siyasetten beklentilerimizi alamayabiliriz ama bunun sorumlusu hiçbir zaman siyaset değil, biziz. Yani biz toplum olarak bu düzelecekse de bunu biz yapacağız. Bu bozulacaksa da bunu biz bozacağız. Çünkü bizim kararlarımızla evet, bunlar gerçekleşmiş oluyor. Küsmek Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor.